İbiş ile Maviş meyve bahçesinde hikayesini anlatacağım çocuklar. İbiş ile Maviş o gün meyve bahçesini geziyordu. İkisi de çok heyecanlıydı. Çünkü bu kadar güzel bir manzara hiç görmemişlerdi. Her yer rengarenk meyve ağaçları ile doluydu. Kırmızı elmalar, yeşil armutlar, kocaman erikler vardı. Köylü kadınlar, küçük çocuklar merdivenle ağaçlara çıkmış olgun meyveleri topluyor ve sepete diziyorlardı. Bahçıvan İbiş ile Maviş bir sepet verip, "Hadi bakalım, siz de bağdan üzüm toplayın," dedi. İbiş ile Maviş çok sevindiler. Doğruca bağa gidip üzüm topladılar. İbiş, "Biraz da elma toplayalım." Maviş, "Bu iş çok eğlenceli. Yarın yine gelelim," dedi. Akşama doğru İbiş ile Maviş çok acıktı. Dayanamayıp sepetteki meyvelerden yediler. Mideleri çok şişmiş. Olacak ki ikisi de geceleyin müthiş bir sancıyla uyandılar. Karınları çok ağrıyordu. Bahçıvan onlara seslerine koşup gelince bir de ne görsün. İbiş ile Maviş renkleri sapsarı olmuş. İkisi de yerde kıvranıyordu. "Oo, karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Çok ağrıyor. Yoksa yıkamadan meyve mi yediniz?" diye sordu. İbiş ile Maviş utanarak başlarını salladılar. "Evet, karnımız çok acıkmıştı." Mahçıvan güldü. "Çocuklar, yemeğiniz bir şey değil ama bu meyvelerin hepsi ilaçlı. Bu ilaçlı meyveleri kurttan ve diğer hastalıklardan koruyor. Sakın bir daha yıkamadan yemeyin," dedi. İbiş ile Maviş o günden sonra yıkamadan hiçbir meyve yemediler çocuklar.